Biraz evvel konuştuk. Ünal Aysan'ın çok Avrupalı olduğunu, ben Avrupalı'daki başkanların bu kadar konuştuğunu görmedim. Bir. İkincisi, gelirken Fatih Terim'i çok istemedi Ünal Aysan. Gereç'si istedi, Halil hatırlarsın. Ali Dürüst engelledi. Bu da bir gerçek. Üçüncüsü, Galatasaray'da borç bayağı bir hayli fazla. Azalmadı, arttı. Dördüncüsü, şimdi Fatih Terim'le önüne yeni sözleşme koydular. Bence çok yanlış bir zaman. İki tane şampiyonluk yaşadı Galatasaray. Bittiği an onun önüne sözleşme konulması gerekirdi. Ama bana göre duyduğum... Şu anda da daha konulmadı. Konulmadı ama söylem var. Yani netice olarak söylem ama var. Ama teklif ettik diyor. Ama söylem var yani arkadaşlar. Şimdi bu saatten sonra Sayın Ünal Aysal çıkıp... Lafını yiyem değil mi? Lafını yeme şansı yok. Yok. Ama köşeye sıkıştırdı bana göre. Çünkü B planı var. Çünkü Galatasaray'da teknik direktör arayışı var. Ve konuşulduğunu yani da biliyorum. Yani söylemeyi istiyorsun. Fatih Hoca'nın milli takıma gitmesi Ünal Aysal'ın işine mi yaradı? Tabii. Çünkü konuşulmuş teknik adam var. Kim? Galatasaray'ın B planı var. Kim abi? Kim? Kim mi? Kim? Jupp Heynckes. Bayern Münih'in teknik direktörü. Eski teknik direktörü. Onunla konuşuldu. Onu iknaya çalışılıyor. Bu derece ciddi bir olay var ortada. Ne zaman ki bu yani? Yeni sezon için mi? Hayır hayır. Fatih Terim'e işte bu sunuldu. Yapılmazsa yeni sezonda olma şansı bir hayli yüksek. Yeni sezonda mı? Ocak'ta mı? Valla onu bilemiyorum ama konuşulduğunu biliyorum hocam. Yeni bir sezon, eski sezon beni ilgilendirmiyor. Düşündür, şu anda bildiğim bir şey var. Konuşulmuş. Çok net bir bilgi. Çok net bir bilgi. Net bir bilgi. Çok net bir bilgi. Şimdi sen bildiğine göre... Yoksa B planı büyük kulübün hazırda olması iyi bir şey mi yani? Valla bu... Hani her türlü... Hani diyorsun ya Avrupalı diye. Avrupalı diyen sendin hocam. Tamam. Avrupalı da. Onu yaparlar. Neye göre Avrupalı? Onlar biliyor. Avrupalı da. Başka bir zaman konuşmam. Antrenörlerini öyle... Bu milli takım krizi çıkmadan önce de, önceki dönemlerde de 6 ay önce, 7 ay önce hoca görev yaparken, takım başarılı olurken bile başka teknik adamlarla konuşulduğu dönemler oldu. Mançini falan ismi ortalardan atıldı. Evet yani buyurun işte yani Ali ama orada gayriciliğini yapıyor. Hani evet. Sizin şimdi bizim ben burada... bildiğiniz bu işte pardon çok özür dilerim. Sizin bildiğiniz bu işte bizim bildiğimiz bu işlerde yani bu konuşulma olduğuna dair bir şey. Fatih Hoca bilmiyor mu? Evet, şimdi bu yapılan açıklamalar son kurması toplantısında neye karşı yani doğru diyor yani ben... Cemiyetle yapılan bir toplantıda Fatih Hoca için aleyhinde söylenen laflar anında oraya gidiyor. Ama Galatasaray kimse buna çok ayıp ediyor. Ve ben mesela ben Fatih Terim olsam belki o da kararını verdi. Şimdi açıklamıyor Galatasaray zarar görmüş. Çok da normal. Çok da normal açıklamamış. Ben bu yapılıyorsa Fatih Terim'e büyük ayıp ve de nankörlüktür. Fatih bunun altını çizeyim nankörlük. Fatih Hoca çok değişmiş. Fatih Hoca benim bildiğim Fatih Hoca bu kadar sabırlı adam değil. Evet sabırlı yani bravo. Galatasaray aa, zarar çok, görmesin. Bu kadar sabırlı adam değil. Yani yapılan basın toplantısında onu gördük evet. Yani çok kırdı. Sen yani. Çok doğru söylüyorsun. Galatasaray'a olan sevgisinden. Evet. Yani Fatih adamlığındandır. Hoca'ya. Fatih Hoca eğer iyi adamdır. Bunları yapan adam. Varsa dediği gibi cemiyette konuşuluyorsa bu konuşanlar bence ne Galatasaraylıdır bir de nankörlerdir. Yani ama da bir gerçektir. Teknik adamla şey, görüşülmüştür. Herkeste görüşülmüştür. Da gerçektir. Lazım. Bu kadar Avrupalı deyip duruyor da ama burası Türkiye abicim. Bugün eğer işte ben de onu söylüyorum. Bugün siz değişik. Eğer 2 yıl üst üste sizi şampiyon yapmış bir teknik direktörü halen daha bu şartlarda oynamaya çalışıyorsanız hala sözleşme önüne koymuyorsanız bak, bu bir sorun. O zaman bana hiç Avrupalı falan değil. Bir dakika hangi hangi Avrupalı başkanı? Ya bugün kardeşim bugün imparatoru tartışıyoruz ya yapmayın ya. Şimdi ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim ya. Bayern Münih gördün mü Avrupalı? Bayern Münih bu dediğiniz Heynckes, Tanju'nun söylediği Heynckes geçen sene Bayern Münih'e her kupayı kazandırmadı her kupayı. Ve bu adam çalışırken Pep Guardiola anlaşmadı mı Bayern Münih? Ama çalışırken bırakacağım dedi açıkladı. Tamam da herkes bırakacağım. Tamam da adam sonra da devam edebilir. Hocam teklif etmez. Şey adam devam eder. Onlar böyle bakıyorlar yani. Güzel bir şey söyledi. Değil mi yani? Onu yaptı ama orada mesela o da tepki gösterdi. Dedi evet. Ki bunu anlaşmışsınız bile. Tabii. Niye şimdi açıklıyorsunuz takımı etkileyecek evet. Bir ortam yaratıyorsunuz. Bırakın anlaştıysanız bunu sezon sonu açıklayın. Başka bir gündem oluşturmayın diye. Nitekim evet sonra... Ali biraz sonra Kasımpaşa Fenerbahçe maçına da gireceğiz. Bilet fiyatlarını konuşacağız ama...